Dağ başında bir gün gibi boynu bükük kalan yarim, dikenleri acımadan yüreğime eken yarim, bir kez sana ben kendimi unutmuşum. Hey, aşkın eder kahrolmuşum. Sevdan beni kül eyledi. Aşkın eder kahrolmuşum. Sevdan beni kül eyledi. Berivanıma berivanım, boynum bükük dağ ceylanım. Berivanım ey berivanım, köy kokulu dağ ceylanım. Bir an gerçekten de o arabadaki kadının Berivan olduğunu sandım. Çok kan kaybettin Kudret Ağa. Hayal görmüş olacaksın herhalde. Haklısınız. Yoksa Berivan'ın lüks bir arabada yabancılarla ne işi olabilir? Tehlikede olabilirsiniz diye düşündüm. Tehlikede mi? Bugün buradan ayrıldığımda karşıdan gelen bir arabadaki adam dikkatimi çekti. Biliyorum, inanması çok zor ama düşündükçe iyice emin oldum ki o adam... Berivan Hanım, hayrola neden döndünüz? Ne dersiniz? Başarılı bir çalışma mı bu? Gördüğünüz adama benziyor mu gerçekten? Bazen bir şey görmek, bir şey bilmek... İnsanın başına bela açabilir. Alo? Alo? Iraz! Iraz! Berivan! Berivan Hanım! O mu? Allah'ım sana şükürler olsun. Kızım konusunda kendimi suçlu hissetmekten kurtulamadım bir türlü. Neden öyle diyorsunuz? Hasta olmayan çocuk var mıdır? Ondan değil. Ama bu çocuğun hayatında büyük bir eksiklik var. Sevgi eksikliği. İlhan. Alev. Bir tanem. Ama hayatım, benim yerimi kimsenin tutamayacağını biliyorsun. Aa, yoksa görgü tanığı hanım bu mu? Yoksa Berivan'a bir şey mi oldu? Yok canım, Allah korusun. Doğruyu söyle bana. Yoksa ikinizi de affetmem. Alo, Berivan Hanım'ın evi mi? Kimsiniz? Niçin soruyorsunuz? Alo. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama mutlaka Berivan'ın bir yakınısınız. Belki kocası, belki dostu, belki abisi. Size onun yerini söyleyeceğim. Gelip alın onu buradan. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Babam ilk dayıma 10. yaş günümde hediye etti. Bilmesini biliyor muydunuz? Hayır. Ama ondan sonra öğrendim. Simsiyah bir midilliydi. Bakın bizim Nedet de çok iyi bir biniciydi genç kızlığında. Ama sonra kocasıyla uğraşmaktan hiçbir şeye fırsat bulamaz oldu. Burası çok güzel bir yer. Ama insan doğduğu yerleri özlüyor hep. Biliyor musunuz? Memleketimin ovaları rüyama giriyor. Dönmeyi düşünmüyor musunuz? Dönemem. Burada sürgündeyim sanki. Ama dönemem. Üzgün görünüyorsunuz. Çok acı anılarım var. Kudret ağa. Kudret ağa, dur önce beni bir dinle. Kudret ağa, sen karışma Bekir. Kim bu bey? Ne istiyor? Yürü Berivan, gidiyoruz. Kudret ağa, gözünü seveyim, sakin ol. Dur Kudret ağa. Ne yapıyorsun? Ne gerek var bunlara? Berivan Hanım, kim bu Kudret ağa? Benimle geliyorsun Berivan. Tabii geliyorum. Geliyorum. Niye böyle davranıyorsun da sevincime engel oluyorsun? Ne sevinci? Seni gördüğüm için duyduğum sevinç. Çiftliğime hoş geldiniz. Ben İlhan Kahraman. Kudret Çınaroğlu. Berivan Hanım babamın cinayetini gören tek görgü tanığı. Onu bu yüzden misafir ediyoruz. Keşke gelişinize haber verseydiniz. Daha uygun bir karşılama yapardık. Jandarma buradan ayrılmamı istemiyor da onun için kaldım. Eksik olmasınlar, bütün aile bana kol kanat gerdi. Sizi ağırlamak bizim için bir zevkti. Estağfurullah. Belli ki yakınısınız. Buyurun eve geçelim. Bir çayımızı için. Teşekkür ederim. Daha fazla kalmamız gereksiz. Berivan Hanım, gerçekten gidecek misiniz? Bana gücenmeyin ne olur. Zaten daha fazla kalmam da yersiz. Hay Allah. İtiraf edeyim, ben Fulya'yı düşünüyorum. Çocuk çok üzülecek. Nasıl olsa er geç gitmeyecek miydim? Zaten Fulya iyileşince diye konuşmuştuk. Peki. Siz bilirsiniz. Beni arabada bekler misin? Ev halkıyla vedalaşmak istiyorum. Tamam. Gecik. Hoşça kalın. Ya Kudret ağa, beni hiç dinlemeden ortalığı birbirine katıyorsun. Bir sor bakalım, niye geldim ben buraya? Senin neyini dinleyeceğim? Buraya gelirken bana haber verdin mi? Neden sakladın Berivan'ın yanına geldiğini? Ya bana söyleme diye tembih etti ağam. Ne yapabilirdim? Ne mi yapabilirdim? Neyse. Ya Kudret ağa, biliyorsun Berivan Hanım'ı kıramazdım. İyi, tamam, tamam, yeter. Beyefendi akrabanız mı oluyor? Evet. Belli ki sözünü size geçiriyor. Pek çabuk fikir değiştirdiniz. Onunla gitmek zorunda değilsiniz. Korktunuz mu yoksa? Yanlış anladınız. Korku değil bu. Güven duygusu. Benim Kudret ağa kadar güvendiğim başka biri yoktur. Geldiğine de çok sevindim. Her şey için çok teşekkür ederim efendim. Hakkınızı helal edin. Berivan, asıl sen hakkını helal et. Kusurumuza bakma. Acımızla o kadar doluyuz ki seni gereği gibi ağırlayamadık. Ne demek? Ben misafir değilim ki. Bir tanığım sadece. Görgü tanığı. Görevimi yaptım o kadar. Güle güle. İyi yolculuklar. Ne oldu birdenbire böyle? Hani birkaç gün daha kalacaktınız? Bir akrabası geldi. Bir sözüyle aklını çeldi Berivan Hanım'ın. Bir dakika lütfen. Buyurun. Giderken jandarma komutanlığına uğrayıp adresinizi bırakın lütfen. Eğer birileri yakalanırsa sizinle temasa geçmek isteyeceklerdir. Evet, elbette. Tek görgü tanığı olmak kolay değil. Güle güle. En doğru kararı verdiniz. Yabancı bir evde niye kalasınız ki? Herkes ait olduğu yerde yaşamalı. Öyle değil mi? Pek ani oldu Berivan. Tam birbirimize alışırken ayrılıyoruz. Ben pek üzüldüm vallahi. Hayırlısı olsun. Hoşça kalın. Güle güle gidin Berivan Hanım. Rica ederim, artık gelmeyin. Bu kadar yeter. Neden? Akrabanız mı kızar? Hayır, ondan değil. Gereksiz olduğu için. İyi düşündünüz mü? Burada çok rahat koşullarda yaşamanızı sağlardık. Kaldığınız için pişman etmezdim sizi. Biliyorum. Ama burada kalamam. Yakınlarımı özlerim. İstediğiniz herkesi buraya getirebilirim. Eksik olmayın. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz korkuyorsunuz. Neden Berivan Hanım? Akrabanızdan mı? Siz istemedikten sonra sizi zorla götüremez ki. Zorla gitmiyorum İlhan Bey. Hep bu korku lafını ediyorsunuz. Evet, bir şeyden ya da birinden korktuğum doğru. Ama bu Kudret Ağa değil. Ne demek istediniz? Hoşça kalın. İnşallah babanızın katili en kısa zamanda bulunur. Berivan Hanım. Ben gidiyordum da Allah'a ısmarladık. Öyleymiş. Nişanlınızdan öğrendim ben de. Nişanlı mı? Evet. Tanımadığım birini görünce bir arzusu var mı diye sordum beyefendiye. Bu korkunç olaydan sonra tabii ki daha dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii ki. Kendisi de nişanlınız olduğunu söyledi. Sizi çok arayacağız. Neden? Siz gidince geceleri ağaçların arasında kiminle saklanmaç oynayacağım. Bekir, gidelim buradan. Tamam Berivan. Buyurun. Fazla tepkili davrandım galiba. Affedersin. İnşallah seni zor durumda bırakmamışımdır. Yok, hayır. Sen yokken çok düşündüm, çok kurdum. Sanki seni elimden alıyorlarmış gibi bir hisse kapıldım. Oysa belli ki bunlar kibar, görgülü insanlar. Şu arabaya kadar gelen adam mesela. Başkanın damadıymış. Çok nazik bir adam. İçeri girmem için çok ısrar etti. Öyledir. Pek naziktir kendisi. İstanbul'a gidiyoruz değil mi? İstersen İstanbul, istersen Mardin, istersen başka yer. Gönlünü gezdir. Nereyi beğenirsen oraya. Ah Kudret Ağa, ben başka yer bilmem ki gitmek isteyeyim. Tabii benim de bir şartım var. Bana her şeyi anlatacaksın. Tabii anlatacağım. Reşit ne yapıyor? Bak onu sormayı unuttum. Mardin'e gönderdim. Özlemiş mi oraları? Ondan değil. Malların bir kısmını elden çıkarıyor. Satıyor musun yani? Hı-hı. Reşit o işlerle ilgilenecek. Dur Kudret Ağa. Bir dakika dur burada. Hayrola ne oldu? Dur sen. Hulyacığım, iyi ki gördüm seni. Nereden bakalım böyle? Çiçek toplamak istedi. Ay ay ay. Ne güzel çiçekler bunlar böyle. Nereye gidiyorsun? Evime. Gidiyor musunuz? Evet. Ne zaman döneceğim? Bilmiyorum bir tane. Sen büyüyünce. Ama daha çok var benim büyümeme. Olsun, daha iyi. Seni görünce şaşırırım. Onun için çabuk büyümeye bak, tamam mı? Nasıl? Yemeklerini güzel güzel yersen, erkenden yatıp uyursan, babaanneni, halalarını üzmezsen çabuk büyürsün, tamam mı? Tamam. Şansın açık olsun Fulyacığım. Ah, bunlar da senin olsun. Zaten sizin için toplamıştı, eve size getiriyordu. Hoşça kalın. Kimin çocuğu? İlhan Bey'in. Yanımda ilk gördüğün adam. Annesi yok mu? Yok, ölmüş. Ayrılırken küçük kız sana el bile sallamadı. Yalan söylediğimi hissetti de ondan. Çocuğa bağlanmış gibisin. Evet, hem de çok. İstemediğim kadar. Başkasının damadına niye nişanlım olduğunu söyledin? Ne demeliydim? Akrabası, arkadaşı, komşusu falan. Böyle dememde ne sakınca var? Çünkü doğru değil. Ben uyuyorum demek istiyor yani. Siz rahat rahat konuşun. Adamın yalan söylediği çok belliydi. Güya nişanlısıymış. Ya nişanlısı değil de belalısıdır belki. Saçmalama. Berivan öyle biri değil. İlhan, bu kadını gördüğünden beri gözlerin başka türlü bakıyor. Evet ya. Kesildin sen bu Berivan'a. Ne münasebet. Hadi, inkar etme. Etkiledi seni. Aynen. Hem de nasıl. Ya nereden çıkardınız bunu? Biz evliyiz diye bu işleri unuttuk sanma. Seni tanırım. Birinden çok zor hoşlanırsın. Niye izin verdin gitmesine? Ne yapabilirdim? Zorla tutacak halim yok diye. Duygularını açabilirdin mesela. Göze alamadım. Çok kötü bir tepki verebilirdi. Hiç olmazsa denerdin. Öyle değil mi Erol? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bırakma bu kadının peşini. Gitti artık. Nasıl olsa komutanlığa bir adres bırakacak. Oradan öğrenebilirsin yerini. Az daha unutuyordum. Komutanlığa uğramamız lazım. Cinayetin görgü tanığıyım ya. Adres bırakmam lazım. Ama... Aması ne? Benim bir adresim var mı? Benimkini ver. Tamam. Komutanlık yolumuzun üstünde. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Orada gördüydüm seni. Kıl payı kaçırdım. İnanmıyorum. Ciddi söylüyorum. Herkes benim hayal gördüğümü sandı. Doğrusu bir süre bende. Aa, bildim bildim. Az daha Araz'ı orada bırakıyordu. Hani sen uyuyordun? Ergene yokuşu numara 5. Bu sizin adresiniz mi? Evet. Tamam, gidebilirsiniz. Hanımım, vallahi inanamıyorum seni gördüğüme. Hele sen geç şöyle bir otur. Bak ben sana ne yemekler yapacağım. Sağ ol Aras. Ama yolda uğrayıp yedik biz bir şeyler. Biz tokuz Aras. Sen yemeği bırak da hanımının banyosunu hazırla. Odasıyla ilgilen. Başına iş açtım Kudret ağa. Kim dedi ben yokken evimi dağıtın diye ha? Aman böylesi çok daha iyi oldu. Bak hepimiz bir araya toplanıverdik işte. Gel hanımım, ben sana banyoyu hazırlayayım ha? Tamam, hadi gel. Yukarı kattaki sizin odayı hazırlıyoruz değil mi Berivan Hanım'a? Evet. Bekir, ben bir saat kadar yokum. Berivan'a bir şey hissettirmeyin. Ne oldu Kudret ağa? Sen Berivan Hanım'ı bırakıp bir yere gitmezdin. Alışveriş merkezleri kapanmadan yetişmeliyim. Tamam mı? Alışveriş merkezi. Söyle Uras. Oh! Pek uzun kaldın da merak ettim. İyisin değil mi? Ay boğulmuyorsun ha. Yok yok, tutunuyorum ben. Sen işine bak. Tamam. Tövbe estağfurullah. Nereye gitti bu Kudret ağa böyle akşam akşam? Şimdi hanım alınmaz mı? Ben geldim o gitti diye. Böyle ev sahiplik olur mu? Dedikodu yapıp durma. Senin aklın ermez. Hiç de dedikodu değil. Hem ölüyordu Berivan Berivan diye. Şimdi de çekip gidiyor. Alışverişe gitti galiba. Öyle bir şeyler dediydi. Yalan. Evde her bir şey var. Sen bakıver. Ben şu yatağı hazırlayayım. Nusret Bey'in evi burası mı? Evet. Çiçekler size. Buyurun. Hanımım. Gel gel. Benim giysilerimi buraya getirdin değil mi? He, getirdim. İyi. Dolabına astım. Bak bakalım odanda bir eksik gedik var mı? Ha? Ne fark eder canım? Ne kadar kalacağım ki? Gözünü seveyim hanım. Sakın bunu Kudret Ağa'ya söyleme. Pek bir kahrolur. Ne yapayım Iraz? Hep onun evinde oturamam ki. Nasıl aradı seni? Nasıl peşine düştü bilse. Sen bu adamın bütün hayatısın hanımım. Sus Allah aşkına ya. Böyle söyleme, ben de üzülüyorum. Hadi gel odana geçelim. Iraz! Bu ne böyle? Çiçek. Ne kadar çok. Şu odaya bak, bahçe gibi olmuş. Hoşuna gitmedi mi? Gitti de... Ah be Kudret Ağa. Niye böyle yapıyorsun ki? Ne gerek var bunlara? O seni mutlu etmeye çalışıyor hanımım. Böyle yapmasa da mutlu olacağım. Daha rahat edeceğim. Hep öyledir zaten. İnsan kendini sevenin kıymetini bilmez. Ne zamanki gider elden, o zaman dövünür. Aman Iraz, bana mı öğreteceksin? Benim böyle bir elbisem yoktu. Yoktu. Yeni bu. Kudret Ağam aldı sana. Aceleyle çarşıya çıktı bir koşu. Baktım eli kolu paket dolu geldi. Pek heves ediyor. Ne olur kırma sakın hevesini. Kursağında koma. Olmaz. Yanlış. Çok yanlış bu Iraz. Öyle deme hanımım. Senden bir şey istemiyor. Hiçbir şey beklemiyor Kudret Ağa. Seni nazlamak, yüzünün güldüğünü görmek istiyor. Ne olur yıkma gönlünü. Giyiver işte. O kadar zor bir şey mi? Aile de rıza gösterir. Bu nedenle bu zorlukları şu anda aşamıyoruz. Berivan, teşekkür ederim. Beni kırmadığın için sana teşekkür ederim. Bekir. Ha. Kendimizi neye benzettin biliyor musun? Neye? Hani böyle eski Türk filmleri vardır. Necdet Tosun zengin evinin aşçısıdır. Fatma Girik de evin hizmetçisidir. Bahçıvan, şoför falan hepsi kızla oğlanı bir araya getirmeye çalışırlar. Ha, şimdi de Fatma Girik olmak istiyorsun ha? Bekir. Söyle Fatma abla. Acaba ayıp olmuş mudur bizim böyle erkenden odaya çekilmemiz? Belki karınları acıkmıştır. Bir şey isterler. Bir hizmet, çay, may. Gidip bir baksan mı ki? Ya kızım yat uyu Allah aşkına be. Bu iş senin benim istememle olmaz. Hadi. Ben elimden geleni yaptım. Adamın tipini hatırladığım kadarıyla tarif ettim. Jandarma ressamının çizdiği robot resmi de gördüm. Çok başarılı. O zaman kısa sürede yakalanır. Biraz zor. Neden? Ne bileyim ben. Hani insan bazen gözünün önündeki bir şey görmez ya. Senin beni görmediğin gibi. Aşk olsun Kudret Ağa. Bak nerelere çektin şimdi lafı. Yalan. İstemiyorsun değil mi böyle konuşmamı? İstemiyorum. Berivan. Ben bu defteri kapatamıyorum. Çok yorgunum. Yatmak istiyorum. Kusura bakmasın değil mi? Yat. İyice bir dinle. Yarın sabah seni karşımda göreceğimi bilmek çok güzel bir duygu. Allah rahatlık versin. İyi geceler Berivan. Tatlı rüyalar. Hayırdır, neden buradasın? Neden olmayacakmışım? Nişanlımın yanına gelmeyip de nereye gideceğim? Alev, Lütfen odana git. Seninle ilgilenecek durumda değilim. Sevgilim, seni özledim. Biliyorum, babanın kaybıyla çok sarsıldın. Ama sana bütün acılarını, bütün sıkıntılarını unutturabilirim. Alev, sırası değil. Yalnız kalmak istiyorum. Ben senin için geldim. Her şeyini paylaşmak için. Alev, bak seni kırmak istemiyorum, tamam mı? Onun için üsteleme lütfen. Yarın sabah konuşuruz. Sarıl bana İlhan. Birbirimize ihtiyacımız var. Neden hep benden uzak kalmaya çalışıyorsun? Sabrımı taşırma. Hiç havamda değilim diyorum sana. Senin niye böyle yaptığını biliyorum. O köylü kadının yüzünden. Ne? Ne dedin sen? Bak, yanılmamışım değil mi? Nasıl da kızdın onun adını duyunca? Tek kelime daha etme. Çık odamdan. O kadına tutuldun. O kültürsüz, o basit, o köylü kadına tutuldun işte. Hayatı Avrupalarda geçen, 5 yıldızlı otellerin lüks lokantalarında en güzel, en şık kadınlarla yemek yiyen sen, böyle bir kadınla kendini unuttun işte. Fazla ileri gidiyorsun. Kendime hakim olamıyorum. Olma, vur, vur hadi. Onu da yap. Allah bilir Berivan'ın geldiği yerlerde erkekler her gün yapıyordur bunu. Sakın beni kışkırtma. Seni taşralı bir kadına kaptıracak kadar aciz olduğumu düşünüyorsan aldanıyorsun. Sana doğru yolu göstereceğim İlhan. Anlamsız bir tutku uğruna kendini mahvetmene izin vermeyeceğim. Hayatını yıkmanı engelleyeceğim. Bunu kendim için değil, senin için yapacağım. Sus! Defol! Alev, ne oldu? Alev, ne oldu? Kavga mı ettiniz? Hay Allah, hiç böyle şeyler yapmaz abim. Ne oldu ona böyle? Ben de hiç anlamadım. İlhan büyük tehlikede. Ama hiçbiriniz bunu görmüyorsunuz Nuriye abla. Sonunda bana geldin Berivan. Seni çok mutlu edeceğim. Düşünemediğin kadar. Tehlike çanları çalıyor. Bunu görüyorum. İlhan sanki büyülenmiş. Mantıklı hareket etmesini unutmuş. Aa, abartıyorsun şekerim. O kadını kaç defa gördü ki bu kadar etkilensin? Ablam haklı. Sen İlhan'ı kaybetme korkusuyla işi büyütüyorsun. Yakında onun peşinden İstanbul'a da gider o. Görürsünüz. Sana bir şey söyleyeyim mi Alev? Kesin paranoya başlamış sende. O sizin kardeşiniz. Niçin ona yardımcı olmuyorsunuz? Kendini böyle kapıp koyvermesine niçin engel olmuyorsunuz? İlhan koca adam Alev. Çocuk değil ki. Biz ne yapabiliriz? Evet, kadın cahil. Ne dünya görmüş ne bir kültür almış. Ama kurnaz. Çevirdiği dolaplara baksanıza. İnce ince örüyor ağlarını. Fulya'yı kazanmaya çalışıyor. Kaleyi içten fethetme numaraları. Yani sen şimdi bunun oyunun bir parçası olduğunu mu düşünüyorsun? Bu kadın geri dönecek. İşte şuraya yazıyorum. Yok canım. Zaten zorla kalıyordu kadın. Niye dönsün ki? Dönecek. Hepiniz göreceksiniz. İzzet abi seni çağırıyor Nedret. Uyumasına baksın o. Ben geç yatacağım. Aman benim de hiç uykum yok. Kahveyi mi kessek, ne yapsak? Serapcığım, izin verir misin? Biraz özel konuşuyoruz. Hı? Aile içi sorunlar. Aşk olsun. Ben aileden değil miyim? Alınacak bir şey yok. Kardeşler arasındaki bir mesele bu. Hadi bakalım. Sen de kafanı takma Berivan meselesine. Bir şey mi istedin İlhan? Getireyim ben. Sağ ol. Ben kendim alırım Serapcığım. Bir dakika. Seninkiler kafa kafaya vermiş dedikodunu yapıyorlar. Kim benimkiler? Kardeşlerinle Alev. Senden bahsettiklerini çok iyi biliyorum. Benim yanımda konuşmaktan çekindiler. Sen takma kafana. Onlar benim iyiliğimi düşünürler. Yola çıktım Mardin'e. Düştüm senin derdine. Ne yapıyorsunuz? Uyan artık hanımım. Programım var. Ne program Allah aşkına? Vallahi ciddi söylüyorum. Ben sana ey bir kahvaltı sofrası hazırlarken tam o sırada Kudret ağam geldi. Ben onun için başka program yaptım. Sen her şeyi güzelce bir sepete koy dedi. Adaya götürecekmiş seni. Yoksa ben hiç gelip senin bu tatlı uykunu böler miydim hanımım? gözünü seveyim, yavaş git Kudret ağa. Devriliriz sonra. Bak, ben yüzme falan bilmem, ona göre. Korkacak bir şey yok Berivan. Kudret ağa, ya zıplatıp durma şunu, düz geçsene. Korkma, bunlar böyledir, zıplarlar Berivan. Ya ata biner gibiyim vallahi. İstersen durayım şurada yine. Yüzme bilmiyorum. Batmaz değil mi bu? Korkacak bir şey yok Berivan, her şey yolunda. Ya ben korkuyorum. Kudret ağa. Korkma, gel yanıma şöyle, ben seni tutarım. İyi ki korkutmuşum seni ha. Ya. Hadi benim güzelim. Hadi babaannesinin bir tanesi. Bu da benim hatırım için. Bu sabah çok güzel yiyor bakıyorum. Hiç aksilik etmiyor. Demek ki bunun nazı sana Serap. Hı? Berivan abla gelsin diye yiyorum. Ne ilgisi var şimdi bunun Berivan ablayla? Eğer sizi üzmezsem, çabuk büyürsem geri gelecekmiş. Tabii ya. Doğru söylemiş. Sen uslu kız olursan Berivan ablan da gelir. Kayınço, bu sabah bir tüyo aldım. Sarı alanda 8 dönümlük imarlı bir arsa satılıkmış. Hem de denize sıfır. Mal kimin? Bilmem abla. Emlak kızdan öğrendim. Yeter artık. Bizi batırdı senin bu aldığın tüyolar. Kim batmış ya? Allah. Senin fırsat diye atladıkların yüzünden iflasın eşiğine geldik. Bir şeyden anladığın yok. Dur bir anlayalım bakalım neymiş? Arkadaş okazyon diyor. Kaçırmayın diyor. Kahvaltıdan sonra gidip araziyi görelim mi, ne dersin? Siz bakın. Ben İstanbul'a gideceğim. İstanbul mu? Bu da nereden çıktı? İşim var. Akşama dönerim. Mutlaka dönmen gerekiyor oğlum. Yarın sabah avukat Hamdi Bey geliyor. Noter de. Babanın vasiyeti açılacak. Herkesin burada olması gerekiyor. Babamın özel bir vasiyeti mi varmış? Varmış ya. Ben de yeni öğrendim. Sabah erkenden Hamdi Bey telefon edip haber verdi. Ölümünden 5 gün sonra açılmasını istemiş baba. Dönme dolap gibi bu Kudret ağa. Çocukken bilmiştin bir kere. İnşallah Berivan Hanım gitmeden size adres bırakmıştır. Sanırım bıraktı, öğreniriz şimdi. Değerli bir yüzük unutmuş bizde. Alıp sakladım. Belki de farkında olmadan düşürdü. Onu ulaştırmak istiyorum da. Tabii İlhan Bey, hemen adresi soralım. Nasıl? Hoşuna gitti mi Berivan? Ne güzel yerler varmış Kudret ağa. Rüya gibi. Daha dur. Daha nerelere götüreceğim seni bak. Her şey çok güzel de benim karnım acıktı. Keşke Iraz'la Bekir'i de getireydik. Tek hoşlarına giderdi. Olur mu Berivan? Bunun güzelliği ikimizin baş başa olmasında. Niye öyle diyor? Ne olurdu o garibanlar da sebeplensin? Ah Berivan. Bir türlü anlamak istemiyorsun değil mi? Neyi? Ah sen yok musun sen? Nasıl anlıyorsun aslında? Nasıl biliyorsun? Sen ne cinsin sen? Ama bak seni uyarıyorum Berivan. Bu defa benimle baş edemeyeceksin. İşte. Duydunuz. Başımıza bir de vasiyet çıktı. Ne para göz adamsın İzzet. Daha şurada kaç gün oldu babamı toprağa vereli. Hayat bu karıcığım. Gerçek bu. Ne yapalım yani? İzzet, Bu kayınpederimizin kendi parası. Ne isterse onu yapar. Kime isterse ona bırakır. Olur mu öyle şey ya? Ben sağlamcıyım bacanak. Sürprizleri sevmem. Bu işin yasal paylaşımı yok mu abi? Var. Yasalar herkesin hakkını tanımlamış. Al kardeşim sana şu kadar, bana bu kadar. Bitti tamam abi, o kadar ya. Babamın arzuları da bizim için yasalar kadar önemlidir. İzzet kusura bakma ama ben sana katılmıyorum. Kayınpederin mirasını nasıl paylaştırmak istemişse ona harfiyen uyarım. Ben uymam, tamam mı? Bakın şimdiden söyleyeyim. Eğer hakkımın çiğnendiğini görürsem doğru mahkemeye giderim. Bunu bilmiş olun. Saçmalama İzzet. Senin ne yasal hakkın varmış? Damatlar ne zamandan beri kayınpederlerinin mirasından pay alıyorlar? Ben değil ama sen alıyorsun hayatım. Sen demek ben demek. Yani karı koca arasında sen ben var mı, yapma. Babam neye uygun görmüşse ben onu yaparım. Senin aklına uyup da öyle mahkemelere falan gidemem. Burası hoşuna gitti mi Berivan? Gitti. Ama hep böyle yaşamak istemezdim. Neden? Bilmem. Sahici değilmiş gibi. Belki alışık olmadığımdan. Berivan, sana bir şey vermek istiyorum. Ne vereceksin? Bu senin annenin yüzü. Annemin mi? Evet. Yani benim halam. Ölmeden vasiyet etmişti bana. Bunu hayatında en çok sevdiğin kadına verdi. Yok, ben alamam Kudret abi. Karına, nişanlına takarsın onu. Benim hakkım değil. Berivan, kime takacağıma ben karar veririm. Yüzüğü sana vermek istiyorum. Hayır, alamam. Israr etme. Hatırım için. Bu kadar da mı hatırım yok senin gözünde? Sana canım feda Kudret abi. Ama bu iş başka. Dinle beni. Benim verdiğimi düşünme öyleyse. Bu sana halamın bir hediyesi, bir yadigarı. Almamazlık edersen ruhunu incitmiş olursun. Hatıra olarak verilen bir şey geri çevrilmez Berivan. Hadi. Hadi uzat elini. Hadi. İşte. Çok yakıştı. Nur içinde yatsın. Efendim, merhum belediye başkanı Fahri Kahraman vefatından 4 ay önce bana kapalı bir zarf içerisinde vasiyetnamesini teslim etmişti. Ailesinin bundan haberi olmadığını da belirtmişti. Ben böyle bir vasiyetnamenin varlığını ilk defa duyuyorum. Ben de. Zaten bunun yasal bir geçerliliği yok ki. Susar mısın lütfen? Rezil ediyorsun beni. Avukat bey, kocamın istekleri benim için de bütün ailemiz için de bir emirdir. Hepimiz seve seve yerine getiririz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Bu sözlerin altına aynen imzalarım. Vallahi aslına bakarsan ödüm kopuyordu Kudret Ağa'nın aldıklarını kabul etmeyeceksin, giymeyeceksin diye. Mahvolurdu adamcağız ya. Ben de zaten hatırını kırmamak için giydim. Ama onları şöyle kenara asırız. Alıp gidecek değilim nasıl olsa. Amanın, bu ne güzel bir yüzük hanımım. İlk defa görüyorum parmağında. Sorma Aras. Dün gece yemekte taktı Kudret Ağa. Annemin ona verdiği bir yadigarmış. Gülşah Hanım'ın mı? Hı. Takmayacak olursam ruhu incinirmiş. Ama sanki bu yüzük kızgın demir gibi yakıyor parmağımı. Bir bahanesini bulsam hemen çıkaracağım. Tak gitsin be. Ne olacak ya hanımım? Öyle deme. Benim korkum başka. Ya Kudret Ağa bu yüzüğü takmamı yanlış anlarsa? Tüm varlığımın 4'e bölünmesini vasiyet ediyorum. Bunun bir parçasını vefakar eşim, hayat arkadaşım Hayriye Hanım'a bırakıyorum. 1/4'ünün 2 kızım ve oğlum arasında paylaştırılmasını istiyorum. 1/4 mi? Ne yani? Bu kadarcık parayı 3 kişi mi paylaşacak? İzzet kendine gel. Bir dakika, bir yanlışlık olmalı ya. Böyle şey yapmaz bizim kayınpeder. Bizim hakkımız 4'te 3'tür. Keser misin lütfen? Bu durumda çocuklarına bıraktığı para sadece mirasın %25'ini oluşturuyor, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Peki ya gerisi? Hayriye Hanım, şimdi onu okuyorum. Yıllar önce nikahsız bir beraberlikten dünyaya gelen öz çocuğum Deniz'e de mirasımdan 1/4 pay bırakıyorum. Ne bu? İnanamıyorum. Deniz mi? Deniz kim? Bir yanlışlık olmalı. Böyle bir şey dünyada olmaz. Ben dedim ama. Ben dedim. Yok arkadaş. Ben bu vasiyeti tanımıyorum, işte o kadar. Avukat bey. Yani babamın bizden başka bir çocuğu daha mı var? Babanız öyle diyor. Ben buna inanamıyorum. Lütfen vasiyeti okumaya devam edin Hamdi Bey. Şu anda Deniz adlı çocuğumun nerede ve ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama muhakkak ki bir gün ölümümü öğrenecek ve hakkına düşen miras payını almak üzere harekete geçecektir. Aman Allah'ım. Bu ne büyük bir utanç. Annemi aldatmış olması affedilemez. Deniz'in hakkına saygı gösterilmesini istiyorum. Sonuçta o benim öz çocuğum. Yani diğer çocuklarımın kardeşi. Bu çok büyük bir haksızlık. Evet. Bu durumda bizlerden çok daha fazlasını alıyor. Avukat bey, bu vasiyeti kabul etmiyoruz. Uygulamayacağız. Hayır. Uygulayacağız. Madem ki bu kocamın son arzusudur, elbette yerine getireceğiz. Ona olan sevgimizi, saygımızı ancak böyle gösterebiliriz. Ya mirasın son 1/4? Okuyorum efendim. 1/4 payını ise tek torunum Fulya'ya bırakıyorum. Fulya mı? Buyur buradan yak. Yani bu para kızıma kalıyor, öyle mi? Evet. 18 yaşına gelince para onun. O zamana kadarsa paranın idaresi size ait. Olmaz ya. Olmaz böyle bir şey ya. Ya niye el koyuyorlar bizim hakkımıza ya? Ya hayret edilecek bir şey. İzzet, başlama gene. Zaten canım sıkkın. Annem müthiş bir kadın. Başka hiç kimse böyle davranamazdı. Kim bu Deniz? Kız mı, erkek mi? Kaç yaşında? Nerede? Ne yapıyor? Bunun bir soyadı yok mu? Hiçbir ipucu yok. Baban ne kızım ne de oğlum diye söz ediyor. Bakalım gelip ne zaman kapımıza dayanacak? Miras hakkımı istiyorum diye. Sen gene iyisin. Kızın 1/4 hisseye kondu. Yani hepimizin aldığının toplamı kadar. Rahmetli çok severdi Fulya'yı. Onun gözünün bebeğiydi. Demek onun layıkıyla mesut edememiş. Demek ki aradığını verememişim ona. Yoksa bana ihanet eder miydi? Başka bir kadından çocuk sahibi olur muydu? Niye geldin? Seninle konuşmaya geldim Fulya. Neden? Kalk, otur şöyle. Öyle yattığın yerden filan konuşulmaz. Ben daha uyumak istiyorum. Uykum var benim. Tamam, o halde uykunu açarız. Güzel. Şimdi açılmıştır herhalde uykun. Beni çok iyi dinlemeni istiyorum şekerim. Babanla evleneceğim ve buna kararlıyım. Sen de bana yardım edeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Baban seni asla kırmaz. Ona benimle evlenmesi için yalvaracaksın. Ben Alev'i annem olarak istiyorum diyeceksin. Ben evden gidecek olursam Alev giderse evden kaçarım diye tehdit edeceksin. Tehdit etmek ne demek biliyor musun? Hayır. Öf, sana nasıl anlatmalı şimdi? Neyse, bunları yapmanı istiyorum, anladın mı? Anladım. Yapacak mısın? Yapmam. Ama yapmazsan ne olur biliyor musun? Baban kötü kalpli bir kadınla evlenir. O da sana berbat davranır. Tıpkı Pamuk Prenses'in üvey annesi gibi. Ya da Cinderella'nın. Onları tanıyorsun değil mi? Pamuk Prenses'le Cinderella'yı. Hele şükür. Nihayet bildiğim bir şeyi bulduk. Bak şekerim, ben seni çok seviyorum. Sana kendi kızım gibi davranırım. Bir dediğin iki olmaz. Ama önce babanla evlenmeliyim. Bana yardım edersen seni de çok mutlu küçük bir kız yaparım. Anlaştık mı? Sana anlaştık mı dedim. Anlaştık mı? Al bakalım güzelce. İzzet uyuyor mu hala? Evet, yarı baygın halde. Şu müthiş vasiyetin şokunu atlatamadı hala. Merak etme, hepimiz aynı durumdayız. Şu konuyu kapatın artık. Annemiz madem bunun böyle olmasını istiyor, biz de bunu böyle kabul edeceğiz. Veda etmeye geldim. Hayrola Alev, bir yere mi gidiyorsun? Evet, çiftlikten ayrılıyorum. Bir daha döneceğimi sanmam. Abi, duymuyor musun Alev'in dediklerini? Affedersiniz, başka bir şey düşünüyordum da. Alev gidiyormuş abi. Galiba seni terk ediyor. Öyle mi? Bu kendi kararıdır, saygı duyarım. Hepinizi çok özleyeceğim. Ama en çok Fulya'yı. Niye bu kadar ani karar veriyorsun? Biraz dur. Artık burada istenmediğimi hissediyorum. Gururum gitmemi söylüyor. Gel Fulya, sana sarılıp son bir kez öpmek istiyorum. Hadi canım, git Alev ablanın yanına. Çok ayıp ama. Gel canım, gel. Sana öğrettiklerimi söyle çabuk. Hadi. Baba, ben seninle evlenmeni istiyorum. Canım, canım benim. Babasının mutluluğunu istiyor tabii. Öyle mi? Bana bunu ilk defa söylüyorsun Fulya'cığım. Ben bir anne istiyorum baba. Anne mi istiyorsun? Evet, yoksa evden kaçıyorum. Bu çocuğa ne oldu böyle? Abuk sabuk konuşuyor işte. Öyle demeyin. Çocuk içinden geleni söylüyor. Peki, madem sen bu kadar istiyorsun. Söyle bakalım, kiminle evleneyim? Berivan ablaydı. Demek Berivan'ı istiyorsun anne olarak. Eğer o gelmezse ben evden kaçarım. Aa, şuna bak, neler diyor. İlk defa böyle konuşuyor. Ben Berivan ablayı istiyorum. Benim annem o olsun. Yoksa evden kaçarım. Seni küçük şeytan. Kaçarım baba, kaçarım. Fulya. 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 Fulya gel buraya. Fulya. Kızım, kızım, Allah cezanı versin. Ambulans çağırsın birisi. Kızım benim. Sonunda geldik. Oh, ana, hanımım hoş geldin. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Çok yoruldum. Nerelere gittik, neler yaptık bir bilseniz. Beni bowling diye bir yere götürdü. Ne link? Bir oyun. Vallahi bu Berivan'dan korkulur. Yapamayacağı şey yok. Yapar yapar. Benim hanımım bir tanedir. Bir bardak su verir misin bana? Hadi hanımım. Kudret ağa, ben bir kusur işledim. Onu diyeyim de rahatlayayım. Hayrola Bekir? Senin odandaki o sehpayı kırdım. Avizenin ampulünü değiştirmek için üstüne çıktım. Dayanmadı, çıt diye kırıldı. Kırılır tabii. Hiç sen taşır mı o incecik bacaklı şey? Buyur hanımım. Canın sağ olsun. Önemli değil. Biliyorum. Kıymetli bir şeydi beyim. Kusura bakma. Aldırma Bekir. Nasıl olsa bütün eşyalar değişecek. Aa. Öyle mi? Neden? Pek güzel hepsi de. Sana layık değil Berivan. Hanımı olacağın ev çok daha görkemli olmalı. Kudret ağa nereden çıkarıyorsun? Ben bu evin hanımı falan değilim ki. Ama olacaksın. Yeni hanıma yeni eş. Ne olur böyle konuşma. İnan beni üzüyorsun. Hem bu insanlar yanlış anlar Kudret ağa. Aramızda bir şey var sanırlar. Yok mu yani? Bekir'le Iraz bizim evleneceğimizi bilmiyorlar mı sanıyorsun? Evlenmek mi? Berivan, seni tanırım. Eğer bunu kabul etmeyecek olsaydın buraya dönmezdin. Oraya seni almaya geldiğimde beni görünce sevinmedin mi? Evet, sevindim Kudret ağa. Hiç itiraz etmeden geldin evime yerleştin. O zaman fikrini değiştirdiğini anladım. Hayır. Gücenme ama sen biraz kendi kendine gelin güvey olmuşsun Kudret ağa. Ben çocuk değil. Bir kadının ne demek istediğini anlarım. Bak Kudret ağa, dinle beni. Sen beni yanlış anlamışsın. Zaten hep bundan korkuyordum. Berivan, birbirimize ne kadar uygun olduğumuzu görmüyor musun? Günlerdir birlikte ne güzel vakit geçirdik. Ne kadar iyi anlaşıyoruz. Evet doğru. Senin yanında kendimi güvende hissediyorum. Huzurluyum, iyiyim. Ama evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Sen benim akrabamsın, kardeş gibi. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Nişan yüzüğünü bile taktın. Daha neye itiraz ediyorsun? Nişan yüzüğü mü? O parmağındaki yüzüğü sana ne amaçla taktığımı anlamadın mı? Ben aklımdan bile geçirmedim Kudret ağa. Hayır Berivan, buna izin vermeyeceğim. Benimle oynamana izin vermeyeceğim, anladın mı? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam. Evet, yaptın. Peşinde koşmam, etrafında pervane gibi dönmem hoşuna gidiyordu değil mi? Seni eğlendiriyordu belki. Yeter, yeter artık. Beni haksız yere suçluyorsun. Seninle aynı evde yaşamayı hiç düşünmedim. Hediyelerini sırf seni kırmamak için kabul ettim. Yüzüğünü de o sebeple taktım. Anlaşılan hata etmişim. Yeniden boş ümitlere kapılmışsın. Boş ümit öyle mi? Boş ümit ha? Bana ümit veren sensin. Beni ne reddediyorsun ne kabul ediyorsun. Ama artık yapamayacaksın. Merhaba, Berivan Hanım'ı arıyor. Hanımım, bir baksana. Aa, İlhan Bey, burada ne arıyorsunuz? Beni nasıl buldunuz? Komutanlığa bıraktığınız adresten. Neyiniz var? Hiç iyi görünmüyorsunuz. Fulya hastanede. Hastanede mi? Ne oldu? Trafik kazası. Fulya'ya bir araba çarptı. Durumu çok kritikti ama neyse ki doktorlar şimdi daha iyi olduğunu söylüyorlar. Kızım sizi sayıklayıp duruyor Berivan Hanım. Rica ederim gelin. Elbette. Gelirim tabii. Iraz, Bekir. Çabuk benim eşyalarımı hazırlayın. Sadece eski giysilerimi. Ben İlhan Bey'le Akyazı'ya gidiyorum. Dur bir dakika. Nereye gidiyormuşsun? Sana hesap vermeyeceğim Kudret ağa. Çünkü yanlış anlıyorsun. Çünkü başka türlü yorumluyorsun. Gitmene izin vermiyorum Berivan. Senden izin istemiyorum. Eğer gidersen bir daha buraya dönemezsin. Dönmeyi hiç düşünmüyorum Kudret ağa. Beni kaybedersin. Beni sonsuza kadar kaybedersin Berivan. Hadi Iraz çabuk ol. Dur. Bir sözüyle beni bırakıp gittiğin adam kim? Çiftlikte yanında gördüğüm adam mı ha? Onunla görülecek hesabım var. Kudret ağa! Kudret ağa dur! Sana olan saygımı da kaybetme Kudret ağa. Bir tek o kaldı. Onu da kaybetme. Bakın ben buraya sadece çocuğum için... Susun. Kimseden özür dilemenize gerek yok. Bir şey açıklamanıza da. Başka hiçbir şey için değil. Ama küçük bir çocuk için gidiyorum Kudret ağa. Bana ihtiyaç duyan bir çocuk için. Hiçbir zaman sahip olmadığım, olamayacağım bir çocuk için.